Filistinler sonsuza kadar sürecek katliam, baskı ve işgale terk edilmeli gibi bir mevzu yok yani. Türkiye'ye getirilmeli falan, ne İsrail'in istediğini yapıyorsun. Oradaki insanlar bunu istiyor mu? Farklı bir mevzu yani. İsrail zaten bu insanları oradan boşaltalım istiyor. Ki orayı ben alayım istiyor yani tamamen. Bunun sonu gelmeyecek ki. Tamam aldık hadi. Gazze'deki Müslümanları topladık aldık Türkiye'ye, İsrail'i bıraktık Gazze'yi. İsrail sonra Suriye'ye de dadanacak. Orası biter Türkiye'ye de dadanacak. Yani bu adam Gazze'yi neden bunları yaşatıyor? Neden buraları işgal ediyor, topraklarına katmaya çalışıyor yavaş yavaş? Bunun şeyi ne? Fiştekleyeni, ateşleyeni, arz-ı mevut, inancı. Türkiye sınırlarının da içerisinde dahil olduğu bir toprağın adamlara vaat edildiğine, adam iman ediyor buna. Adamın dini bu, kutsal kitabında yazıyor yani. Bu işin sonu yok. Bu adamların bir kendine gelmesi lazım. Ya mevzu tamamen bu, kutsal kitabında yazıyor adam. Adam buna iman ediyor. Ve bunun ceremesini çekiyoruz. Başka hiçbir şey değil. İslam hakkında dünyanın en şey yapılır. Cihadizm yazıyorsun. Cihatçılık yazıyorsun. Tüm olumsuz şeyler falan filan çıkıyor, herkes böyle şey biliyor. Yani tüm çarpık algılara falan filan, dünya sabit. Ya adamların kitabında yazıyor. Adamlar iman ettikleri için yapıyorlar bunu. Böyle bir şey olabilir mi diyorsun? Antisemitiksin. Adamlar inanıyor, iman ediyor. Yahudi olmayanın canı malı bana helaldir diyor. Benim ona saldırmam lazımdır diyor. Adam iman itibarıyla Yahudi olmayan birini öldürdüğünde suçluluk hissetmiyor ki. Hamdolsun diyor yani. Bu benim görevim diyor. Benim yükümlülüğüm diyor bu adam. İmanı bu adamın. Sonu gelmez yani. Bugün Gazze. Yarın başka bir yer. Böyle 10 senelik periyotlar içinde 3 milyon insanı İsrail şey yapa yapa yayılsın, bunu böyle sürdürelim diyorsanız eğer, öyle bir şey yapalım.